Ebu Said Hudri radıyallahu anh'tan rivayet eden hadis-i şerifte İbn-i Mace ve Tirmizi bu hadisi rivayet etmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyurmuş? Ene ben seyyidü veledi Adem'e, Adem oğullarının efendisiyim. Yevmel kıyameti. Kıyamet gününde. Şimdi kıyamet gününde deyince sanki şimdi değilim manası gelmiyor ha. Onu anlatacak. Kıyamet gününde efendiyse dünyada haydi haydi efendi. Çünkü kıyamet gününde bütün iddialar batıl oluyor. Ben efendiyim, beyefendiyim, ağayım, paşayım, şuyum buyumlar efendim ortadan kalkıyor. Dolayısıyla orada efendilik sadece bana mahsustur. Yani iddiasını bile başkası yapamaz. Şimdi dünyada önüne gelen iddia eder. Ama kıyamet gününde o bütün dünyanın efendilerinden daha üstün olduğum, peygamberlerin de en faziletlisi olduğu meydana çıkacak buyuruyor. Daha ne desin? İşte bunu inkar ediyorlar. Resulullah Efendimiz denmez. Biz köle miyiz de o Efendimiz olacak? Haşa haşa. O neydi işte şeyle TV5'te program yapmış adında. Şimdi aklıma gelmiyor. O da o kafadaydı. Mehmet Ali Akbulut'la beraber. Onlar tabii bir reddiye yapacağım. Yani yakında da vakit bulamadım. Bu aralar yoğunluğum, hastalıklarım çok üst üste geldi. Allah Resulü'nün hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim acil şifamı versin de bu bidat eline reddiyeler yapayım. Yani sen nasıl diyorsun ki Efendimiz denmez ya. Vehhabiler bile Efendimiz demeyi kabul eder. Ana namazda Allah'ım salli ala Seyyidina Muhammed, orada Seyyidina denmez, ala Muhammed'in denir diyorlar. Diyorlar ama yanlış konuşuyorlar çünkü Ehl-i Sünnet uleması namazın içinde de ala Seyyidina Muhammed'in denmesinin daha faziletli olduğunu beyan ediyorlar. Ama tabii bir adam ala Muhammed'in dese namazın içindekinde hoş namazı da bozulmaz, sevabı da noksan olmaz. O ayrı bir mesele. Ama denmez demek, nasıl denmez ya Efendimiz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bak kendisi söylüyor işte. İbn-i Mace Tirmizi hadisi. Ve biyediği benim elimde olacak. Ancak benim elimde olacak. Livavül hamdi. Hamd sancağım. Ya hamd sancağı diyeceksiniz ya da livavül hamd diyeceksiniz. Ama livavül hamd sancağı dersen bu senin cahilliğine ve kültürsüzlüğüne delalet eder. Çünkü liva sancak demek. Bir daha livavül hamd hamd sancağının sancağı oluyor yani. Ondan sonra Hacer-i Esved taşı demek gibi. O da adamı rezil eder yani. Çünkü Hacer taş demek zaten. Ya Hacer-i Esved diyeceksin. İşte ya Esved taşı diyeceksin ama o Esved taşı da kimse bir şey anlamaz. Hacer-i Esved demek daha uygundur. Yani böyle yanlışlar çok maalesef insanların dillerine yerleşmiş. Hamd sancağı yani livavül hamd ancak benim elimde olacak. Ve la fahra. Ben bunu iftihar etmek için söylemiyorum ama Allah bana emretti. وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ Duha suresinde Rabbinin nimetlerini devamlı anlat. Onun için Rabbim bana bu iyiliği olmuş, benim bunu anlatmamı emretmiş. Bunların manaları geriki derste geçti yani. Hamd sancağının meseleleri, bu iftihar için söylemediğinin beyanı. وَمَا نَبِيُّنْ Hiçbir peygamber olmayacak. Ne zaman yevmeyizin, kıyamet günde. Bu nebiyyün yani peygamberden bedel. Adem'ü, Adem aleyhisselam daha femen, o kimseler ki sivahu, ondan gayridirler. Yani Adem aleyhisselam ondan sonra ne kadar peygamber geldiyse, zaten Adem aleyhisselamdan başladınca bütün peygamberler onun zürriyetinden geldiğine göre hepsi altına giriyor. İlla mutlaka hepsine nerede olacak? Tehtelivai, benim sancağımın altına girecek. Mahşerde tek sancak benim olacak. Sonra bütün peygamberlere, hatta sahabeye, alimlere, velilere sancaklar veriliyor. Ama ilk sancak ve tek sancak ve en büyük sancak benim olacak. Bunun adı Hamd sancağı. Bütün peygamberler de benim sancağımın altına girecekler. Ve ene ben evvelü men. O kimselerin ilki olacağım ki tenşakku yarılacak. Anhu kendisinden uzaklaşarak ne el arzu toprak. Toprak uzaklaşıp da yani toprak açılıp da kabirden ilk çıkacak olan Allah-u Teala'nın kudretiyle mezarlarından insanlar diriltileceği günde ilk ben dünya yüzüne çıkacağım buyuruyor. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e büyük bir ikramdır. Hazreti Cibril aleyhisselam başını bekleyecek. Melekler
Kıyamet koptu mu bu zaman? İnsanlar, bütün insanlar ölünce ondan sonra melekler ölecek. İki sura üfürülme arasında 40 sene var. Birinci üfürme bütün insanların öldürülmesi için. İkinci üfürülme bütün insanların diriltilmesi için. O arada 40 sene var. Melekler bu arada öldürülecekler, diriltilecekler. Onun için Cibril Aleyhisselam gelecek, kabr-i şerifin başında bekleyecek. Tam vakti geldiğinde mahşere kalkma zamanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrinden çıkınca hemen Cibril Aleyhisselam ile karşılaşacak. Ümmeti, ey Cibril Aleyhisselam, ümmetim ne oldu, ümmetimin hali nicedir diye soracak. Hazreti Cibril Aleyhisselam, ya sen ne kadar ümmetine düşkün bir insansın. Daha ümmetin diriltilmedi, ilk sen diriltildin. Şimdi Bekî mezarlığındakiler önce diriltilecek, sonra Mekke mezarlığı önce peşine diriltilecek. Böylece bütün aktar arzdaki kabirler, efendim, veydel kubur bu'sirat, ayet-i kerimesinin sırrına mazhar olarak kabirler eşelenecek. Yani içindeki insanlar aynı oraya kaç kilo, kaç eni, boyu, yüzü, gözü işte ne haldeyse o vaziyette herkes aynen ilk konulduğu gibi mezara öyle kaldırılacak ve diriltilecek. İşte o zaman sen onların başına şahit olursun, şefaatçi olacaksın, merak etme diyecek Hazreti Cibril Aleyhisselam. Ve an Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu, Ebu Hureyre radıyallahu teala rivayet edilen hadis-i şerifte Sahih Müslim hadisi, Müslim rivayet ediyor. Ne buyurdu? Enes'e idi öyle de Adem. Ben Adem oğullarının efendisiyim yevmel kıyamet. Kıyamet gününde benden başka yani efendilik sahibi, şeref sahibi, izzet sahibi orada benden üstünü yok. Hepsinin üstündeki seyitlik bana mahsustur. Ve evvelümen o kimselerin ilkiyim ki olacağım ki yenşakku yarılacak. Kimden uzaklaşarak? Hani ondan, kendisinden uzaklaşarak. Ne el kabru? Kabrin toprağı yani kendisinden uzaklaşarak kabir yarılıp ilk çıkan ben olacağım. Ve evvelü şafi'in, insanlara mahşerde şefaat edenlerin ilki olacağım. Çünkü sadece ben şefaatçi değilim. Peygamberlerin hepsi şefaat edecek. Ulema hep şefaat edecek. Şehitler şefaat edecek. Üç zümrenin şefaati haktır. İbn-i Mace hadisinde geçer. Deşfa'u yevmel kıyameti selâzim. El enbiyâ sümmel ulemâ sümmel şühedâ. Ama peygamberlerde de benden evvel şefaat başlatan olamayacak. İlk ben başlatacağım. Zaten bütün peygamberlerin mahşerde hesabın başlamasına bile ben şefaat edeceğim. Yoksa hesap başlamıyor. Hesap başlamadan zaten şefaat gerçekleşemez. Ve evvelu müşeffa'in. Şefaat olunanların da ilki ben olacağım. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bukhari hadis-i şerifinde bu uzun uzun geçer. Bu hadisin tafsilatında. Yuhbesül müminun yevmel kıyameti feyekulûne lehu sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem isteşfa'nâ ilâ rabbina feyrihanâ min mekânnâ. İnsanlar 50 bin sene mahşer. Bir yere konmuşlar. Bir kafa ona yan üstüne çıkmış. İzdiham içerisinde güneş tavan boyu yaklaşmış. Çok sıkıntı. İnsanlar ter göllerine batmışlar. Allah'ım o günde cümlemiz, şu okuduğumuz, dinlediğimiz şifa-i şerif hürmetine, şu mübarek ayetlere, hadislere verdiğimiz değer ve vakit bereketine Allah'ım cümlemizi o günde rahata kavuşturulanlardan eylesin. Amin. Allah'ım salli ala seyna Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Diyecekler Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme gelecekler. Uzun mesele, Adem aleyhisselam'dan dolanacaklar. Tüm peygamberler birbirine havale edecekler. En son Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme gelecekler. Ene leha, ene leha. Siz ne boşuna gezdiniz? Şefaat makamını başlatmak bana aittir. Buyuracak. Sonra diyecekler ki insanların heyet gelecek. Yani önderlerinden bir heyet. Biz Rabbimizden aracılık istiyoruz. Yani sen bu araya gir, vesile ol, vasıta ol da bu mekanımızdan bizi rahata kavuştursun. Yani aynı yerde durduk, sıkıştık. Ve bir de seneler sürüyor. Yüzlerce sene, binlerce sene kıpırdanamıyoruz. Bu ne zor bir şey ya. İşte kimine rahat gelir, kimine zor gelir. Bizi rahata kavuştursun. Şimdi mesela hastalar ölüm döşeğinde bir var ki diyelim böyle hiç eziyet çekmiyor, sıkıntı çekmiyor, huzur üzere yatıyor. Bir de var ki adam kefen yıpratıyor, parçalıyor mesela. Bunun şimdi onun iki dakika, burada 20 sene, 50 sene bu şekilde felçli veya taşı huzur üzere yatsa, hiçbir sıkıntısız yatsa, efendim bir şey anlamaz. Bir de baktı ayıldı mesela. Ama öbürü orada 5 dakikada 50 bin sene sayar. Çünkü neden? O eziyet ediliyor ona.
Allah Teala adamına göre muamele edecek. Herkese 50 bin sene ama herkesin 50 bin senesi aynı geçmez tabii ki. Fe'estezinu ala Rabbi. Ben de Rabbime secde etmek için izin isteyeceğim, dua izni isteyeceğim. Fe'yüzenu li. Bana izin verecek. Fe'yüze araytu. Rabbimin cemalini göreceğim. Rabbimi gördüğüm zaman vekaatü saciden. Mahşerde bu. Secdeye düşeceğim. Fe'yedeuni. Maşa'an yedani. Allah Teala beni secdede bırakmak istediği kadar efendim secdede dualar ve hamdü senalar nasip edecek. Zaten onun için hamd sancağı deniyor. Çünkü o secdede öyle hamdler yapacağım ki diyor. Rabbim bana o hamdleri orada ilham edecek. Dünyada bile ben öyle hamdler yapmam Rabbime nasip olmadı. Öğretmedi bana. Orada ilham edecek buyuruyor. Hiçbir peygamber de böyle bir hamdler Allah'a edememiş. Onun için o secdeden kalkınca, duası kabul olunca fekule Allah Teala buyuracak. İrfa ra'seke Muhammedu sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Muhammed başını kaldır secdeden sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kul tusma ve şefa tuşeffa. Söyle, dinleneceksin. Şefaat et, kabul edileceksin. Yani kimi kurtarmak istiyorsan sana onu hibe edeceğim. Bağışlayacağım Mevla buyuruyor. İşte o secdeden kalkınca hamd sancağı. Çünkü o secdede öyle hamdler yaptı ya. Hiç kimseye nasip olmayan. Ondan dolayı hamd sancağı diyor. Bana verilecek. Bir manaları daha var. Geçen derste dinlerseniz orada diğer manalarını vermiştim.